Günümüzde oyunlar alemi oyuncuların ilgisini artırmak için artık tamamıyla düşebilir değişik itemlerle doldurulmuş. Bazıları yaygın ve neredeyse her delikten düşebiliyorken bazılarının bulunması neredeyse mümkün değil. Bugün de onlara da bir göz atalım. Videonun sponsor hakkında hızlıca bilgi vereyim size. Hellcase kasa sitesinde güzel itemler çıkarmak mümkün. Hatta birazdan size bir çekilişim olacak. Şimdilik size, kısa kısaca özet geçeyim. Sakin ve rahat vakit geçirmeyi seven biriyseniz kasa açarak sağlam itemler düşürebiliyorsunuz. Gayet keyifli bir aktivite. Biraz heyecan isteyenler için ise kasa savaşlarımız var. Kural basit. Başka bir insanla aynı kasayı açıyorsunuz. Ve çıkan eşyanız daha pahalıysa iki eşyayı da kendinize alıyorsunuz. Şimdi de sizin için hazırladığım hediye gelelim. Site üzerinde bir çekiş düzenliyorum. Sınırlı sayıda katılımcı olacak. Bu yüzden onlardan biri olmak için sadece bazı şartları yerine getirmeniz lazım. Bunun için de açıklamadaki linke tıklayarak çekilişler kısmına gelebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Videoya gelebiliriz. Team Force'taki İngiliz anahtarıyla başlayabiliriz. Bu videodaki en nadir itemlerden biri. Fakat aynı zaman en saçması. 2010 yılında Valve oyuna mühendis güncellemesini getirdi. Evet bir zamanlar oyuna güncellemeler getiriliyormuş. Gelen bazı değişiklerle ek olarak yeni bir item de çıkarıldı. Altın İngiliz anahtarı. Çalışma şekli normal İngiliz anahtarı gibiydi. Fakat tek farkla öldürdüğünüz düşmanları altına çeviriyordu. İtemin nadir yapan şey sadece 100 adet sayıda yaratılabiliyordu. Eşeği elde etmek isteyen binlerce oyuncu olduğunu hesaba katarsak altın İngiliz anahtarını elde etmenin tek yolu doğru zamanda onu craftlamanız gerekiyordu. Yani belli bir zamanda sadece sınırlı sayıda düşüyordu. Bu nedenle eşyayı yaratmak için uygun fırsatı kullanmanız lazımdı. Eşyanın bu kadar negatif tepki alma sebebi ise bir sürü oyuncu eşyayı elde edemediği zaman eşyaya sahip olan insanlara nefret püskürtmeye başladı ve kısa bir sürede hatta oyunu hacklemekle bile suçlanmışlardı. Bu yüzden bu lanetli eşyaya sahip oyuncuların çoğunluğu anahtarlarını saklamaya karar aldı. Böylece sadece 100 adet sınırlı sayıda oyuna eklenen itemden günümüze kadar hepsi gelmedi. Ek olarak artı bir anahtar daha sonra Valve tarafından bir bağış yayınında çekilişle hediye edildi. Yani aslında toplam anahtar sayısı 101. Bilinen kadarıyla bu sayıdan 21'i kesin olarak çıkarabilirsiniz. Çünkü bunlar kayıp sayılan eşyalar. Bir kısmı bilerek oyuncular tarafından yok edildi. Bazılarına da artık ulaşım sağlanılmıyor. Bir tane de hesap valve tarafından wegban yedi. Sonuç olarak günümüzde eşya çok nadir oldu. Belki aranızda Shadow of the Colossus'u bilenler çıkacak. 4 yıl önce oyunun remaster hali çıktıydı. Ve orada Dormin'in kılıcı diye bir eşya var. Ve evet oyun tek kişilik olduğu için itemin herhangi bir nazirliği yok. Onu hepiniz oyunda elde edebilirsiniz. Fakat bunu yapmanız çok zor olacak. Itemin saklandığı odayı açmak için harita etrafında saklanan 79 adet altın parayı bulmanız gerek. Birçok oyunda genellikle bu tür görevler fazla uğraştırıcı değil. Fakat bu oyunda durum bambaşka. Öncelikle harita ölçüsü devasa. Bir sürü boş alanı var. Aradığımız paracıklar herhangi bir yerinde olabilir. Belli bir saklanma noktaları yok Oyunun bize verdiği bilgi sadece ne kadar para topladığımız. Minimap'te hiçbir işaretleme görmeyi beklemeyin. Bulduğunuz paraların takibini de kendiniz yapacaksınız. Bunun için bir not kağıdı hazırlamanız iyi olur. Birçok oyuncu burada hazır internetteki rehberleri kullanmayı deneyebilir. Ama bu kadar kurnazlıkla bile işin kolay olacağını düşünmeyin. Onlarla bile bütün süreç zaman alıcı olacak. Ve dikkatli olun hayatınızı burada boş harcayabilirsiniz. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Evet bu belki de oyundaki en iyi kılıç. Ama gerçekten bu kadar değdiğini sanmıyorum. Çünkü oyunu bitirmek için güçlü bir kılıca ihtiyacınız yok. Final Fantasy 9 hakkında biraz konuşalım. Oyunda bir sürü zor elde edilmesi olan eşya var. Bizi bilgimizi çeken ise Excalibur 2 kılıcı. Oyunu bilenler bu hikayeyi duymuştur. Eşyanın bu kadar ulaşılmaz ve nadir olma sebebi sınırlı sayıda olması ya da düşük şansa çıkması değil. Aslında itemi hepiniz elde edebilirsiniz. Sadece belli zor şartları yerine getirirseniz. Tıpkı bir önceki kılıçla olduğu gibi. Bunun için sadece son zindandaki olaya kadar oyuna başladığınızdan itibaren 12 saatte ulaşmanız gerek. Hesaba katmak lazım bu oyun serideki en uzun oyunlardan biri. Böylece ortalama bir oyuncunun oyunu geçmesi en az 40 saati buluyor. 12 saatte ise aynı yolu geçmek nasıl desek biraz matematiksel açıdan çok zor gibi gözüküyor. Sonuç olarak bu görevi yapabilmek için hileye başvurmak şart. Oyun içerisinde bir sürü film sahnesi bulunuyor ve normalde PlayStation 2'de onları atlamak mümkün değil. Fakat CD okuyucusunu açıp kapatırsanız garip bir şekilde sahne atlanmış oluyor. Başka türlü fazladan zaman elde etme şansınız oyunda bulunmuyor. Oyunu en hızlı şekilde geçme gibi planınız varsa haberiniz olsun bugları kullanmadan oyunu en hızlı tamamlama rekoru 8 saat 37 dakika olarak geçiyor. Bunun da ne kadar zor bir başarı olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Film sahnelerini atlama hilesi ise size 3 saat civarı zaman kazandırıyor. Yani onunla bile iş zor olacak. Earthbound dost canlısı eski bir Nintendo oyunu olur. İnceleyeceğimiz item ise kralların kılıcı olarak adlandırılıyor. Ve aslında videodaki diğer itemler kadar nadir düşme ihtimaline sahip değil. Yine de her şey biraz karmaşık. İtemi dövüş sonrası %28'de bir şansıyla düşürebilirsiniz. Yani %0.8 ihtimalde. Bu da CS'de kasadan bıçak düşürmeyle aynısı gibi. Yani kılıcı elde etmek için vaktinizi milyonları keserek geçirmeye hazır olun. Aslında oyunda böyle nadirliğe sahip birkaç item var. Fakat bu kılıcı bu kadar özel yapan düşürdüğü lokasyondur. Kılıç sadece Stone hench bölgesindeki minyonlardan düşebiliyor ve o yerden bir defa çıktığınız takdirde oraya bir daha geri gelemiyorsunuz. Bu özelliği yüzünden de itemi oyuncular pek fazla sevmiyor. Çünkü bir sürü insan onu kendisi için istiyordu. Aslında öyle fazla bir gücü olmasa da. Düşürülmesi de zaman alıcıydı. Ek olarak başka bir iş için lokasyondan çıktığınız zaman oraya giriş kapanıyordu. İlginç olan item aslında o kadar nadir olmamasına rağmen oluşan şartlardan dolayı hiçbir şekilde elde edilemez izlenimi bırakıyor. İşin komik tarafı oyun aşırı kolay ve okuyuş olmadan bile rahatlıkla oyunu bitirebilirsiniz. World of Warcraft oynamıştım çok az. Bu nedenle sadece Reddit'ten oyunu çok iyi bilen kişinin paylaştığı bir hikayeyi anlatacağım. Kıyamet sarkacı denilen bir item söz konusu. Bizim arkadaş ise onu elde etmeyi çok istemiş. Postunda ise onu düşürmek için giriştiği uğraşları anlatıyor. Kısacası Kıyamet sarkacını düşürmek için 3,5 yılını moblarını keserek harcamış. Ve bir tanecik balta için bu oldukça uzun bir süre. Burada bana katılırsınız. Gerçi eşya seviyesine göre baya güçlü bir oyuncak. Fakat düşme ihtimali ise sadece %0.06 ihtimal. Üstelik bu düşme şansı sadece tek bir lokasyonda bulunan bir çeşit düşmanlar için geçerli. Yani öyle kolay kolay eşyamız düşmüyor ve sadece şansa güvenmek yeterli gelmez. Oyuncumuzun kıyamet sarkacını düşürmek için World of Warcraft'ta 2000 üstü sefere çıkması gerekti. Hatta istese baltayı oyun mağazasında satın alabileceğini de paylaştım. Gene de her şeyi kendisi elde ederek zevk almak istediği için bu kolay yola başvurmamış. Bana sorarsanız 3.5 yılınızı oyun için bir item kazanmak için bu kadar zaman harcamak pek zevk verici olmaz. Üstelik eşeği satın alabilme şansınız varken Son bir defa Final Fantasy'ye tekrar bakalım. Bu sefer serinin 12. oyununda Satan Grad oku var. Nadirlik seviyesine gelince daha zor bulunan bir eşya aklıma gelmiyor. Burada birkaç faktörün olası bir araya geliyor. Öncelikle eşya sadece görünmez sandıktan çıkabiliyor. Sandık ise sadece %1 ihtimalde uçan gemi lokasyonunda karşımıza gözükebilir. Sadece bunun olması bile nadir bir eşya sayılmak için yeterli olur. Fakat şöyle bir şey var. O sandıktan bir de herhangi bir itemin çıkabilme olasılığı sadece %20. Şunu da bilmek lazım. Sandıktan başka bir eşya da çıkabilir. Özellikle Satangrad okunu çıkartmak için ise karakterinize ek olarak elmas bileziklik giydirmeniz lazım. Bu bir şekilde oyunun mantığına göre oku çıkartma şansını yükseltiyor. Böylece bilezikle birlikte istenen eşyayı düşürmek için %5 şansınız olacak. Sonuç olarak hepsini bir araya getirdiğimizde %1 ihtimalle sandık bulma şansınız var. %20 ihtimalle orada herhangi bir eşya çıkarma şansınız var. Ve %5'lik ihtimalle bu eşya Satangrad oku olabilir. Yani kendinize yazık etmiyorsanız bu itemi adil kurallarla düşürmeyi deneyebilirsiniz. Kolay yolu tercih ederseniz de oyunun ayarlarıyla oynayarak itimi garanti olarak çıkartabilirsiniz. Çünkü hakikaten de bu kadar düşük sayılarla oynamak vakit kaybına benziyor. Diablo 3'ün değişik bir item düşme sistemi var. Eşyaların hangi ihtimalde düştüğüne baktığımız zaman istenen eşyayı elde etmenin ne kadar zaman süreceğini pek anlaşılmıyor. Tahminlere göre en zor çıkarılabilir eşya ölüm ağı. Bu nekromant için bir çubuk şeklinde silah. Eşyanın herhangi özel bir yeteneği yok. İlginç olan düşürülme ihtimali. İnternete sızdırılan item düşme oranlarına göre ölüm ağı birçok kestiğiniz düşmandan çıkabiliyor. Fakat bunun gerçekleşme ihtimali absürt derecede düşük. Yani düşmana göre sayı değişiyor. Ortalama olarak itemi elde etme şansınız 13 milyonda 1 ve bu bir şaka değil. Durum o kadar saçma ki kafanıza yıldırım düşme şansı daha yüksek olarak gözüküyor. Tam olarak 2 milyonda bir. İşin diğer tarafı niye oyuna bu kadar nadir bir eşya eklersin ki? Düşme ihtimali o kadar az ki onu elde etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Ve hatta eminim ki biri en sonunda bu eşyayı bir şekilde düşürse de kimse ona inanmayacak ve hile yaptığını düşünecekler. Ve videoyu EVE Online ile bitirelim. Oyuncuların kendi yönettiği uzay dünyasını uzaktan izlemek belki de çok güzel geliyordur. Fakat orada katılım sağlamak herkes için pek enteresan gelmeyebilir. Çünkü orada bazı uzay gemilerin fiyatları biraz tuzludur. Ve aralarında kolay kolay bulunamayanları da mevcut. Titan sınıfı gemilerin tamamı ise aşırı pahalıdır. Hatta günlük bakımları bile herkes için kaldırılamayacak bir yük olabilir. Her iki altın patron Frikaten gemisiyle hiçbir şey yarışamaz. 2022 yılında bunun adet fiyatı 33 bin dolara geliyordu. Sebebi ise basit. Gemi çok sınırlı sayıda. Söylenenlere göre oyun şu an sadece iki adeti bulunuyor. Birincisi ta 2003 yılında turnuvada bir ödül olarak verildi. Tabi fazla vakit geçmeden korsanlar tarafından yok edilmişti. 4 tane daha 2006 yılında dağıtılmıştı. Bir tanesi sahibi oyunu bıraktığı için onu yok etmişti. Bir tane de tuzağa düştüğü için ortadan kayboldu. Böylece listedeki diğer itemlere göre altın patrona sahip olanlar gemilerini gerçekten kaybetme şansına sahip. Onları ücretsiz şekilde elde etmiş olsalar da şu anki fiyatlarını göz önüne alırsak bu ciddi kayıp sayılabilir. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını istemez. Kanal abone olmayı unutmayın, videoyu da beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşme umuduyla.